Sevgili öğrenciler, fizik testi deneme 9'da bilgisayar mühendisliğinden devam ediyoruz. Eğik düzlem üzerinde M ve 2M kütleli cisimler sürtünmesi ortamda K ve L noktalarının aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. K noktasında X cisminin 2MGH olduğunu biliyoruz. Y'nin de MGH olduğunu biliyoruz. Şimdi yukarıdakinin potansiyeli daha fazla olduğu için burada X cismi, burada da diyelim ki Y cismi aşağıya indi. Bir süre sonra hızına Vx dedik, diğerin hızına da Vy dedik. Daha yukarıdan indiği için bir kere Vx, Vy'den büyük olacaktır. X cismi Y cismine yatay düzlemle kesinlikle yetişecektir. İvmeler de aynıdır çünkü hızlandırma ivmesi her ikisi için de eğik düzlem üzerine bulundukları için eğimler de aynı olduğundan aynı olacaktır. Şöyle yapalım. A eşittir F net bölü M cisim diyorduk. M cisim yerine 2M yazalım ve F net yerine ne yazıyorduk? 2MG sin alfa diyorduk. 2M'ler sadeleştiğinde G sin alfa çıkarken X için aynı anda ötekisi de MG sin alfa bölü yine M sonuçta G sin alfa çıktı. Yani her ikisi için de ivmeler eşit olacak sevgili öğrenciler. Dolayısıyla eğik düzlem üzerinde her ikisinde ivmeleri eşittir. Ancak X cismi Y cismine eğik düzlemde ikisinin de ivmeleri eşit olduğu için yetişemeyecektir. Sadece yatay düzlemde yetişir. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci soru, Fatih arabasına biniyor. Yatar bir yolda önce gaza basarak hızlanıyor. Bir süre sonra acil durması gerektiği için frene basıyor. Tekerlekler dönmeksizin kayarak duruyor. Buna göre araba hızlanırken ve kayarak dururken lastiklere etki eden sürtünme kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili öğrenciler, bir görsel var. Onu yan tarafta görmektesiniz. Diskin ilerleme yönü, öteleme hızını görmektesiniz. Yani sağa doğru disk ilerlemekte, yani tekerlek dönmekte. Motorun döndürdüğü tekerlektir. Arabanın gazına basılınca arabanın motoru tekerlekte bir tork oluşturacaktır. Bu tork tekerleğin açısal hızını arttıracaktır. Yani tekerleğin yola uyguladığı statik sürtünme kuvveti yeri arkaya doğru itecektir sevgili öğrenciler. Etki tepki prensibine göre de yolda tekerleği ön tarafa doğru iter. Böylece araba öne doğru hızlanacaktır sevgili öğrenciler. Yani ileri doğru ilerlerken sonuçta hızlanırken yine sürtünme kuvveti öteleme hızıyla aynı yönde olacaktır sonuç olarak. Dolayısıyla araba hızlanıyorsa tekerleği etki eden sürtünme kuvveti öne doğrudur diyebiliriz. Yani ya A şıkkında ya da B şıkkında görüldüğü üzere. Şimdi yerin döndürdüğü tekerleğe geldiğimizde, yani arabadan ayağımızı kestiğimizde gazdan ve frene bastığımızda tekerleği döndüren artık motor değildir, etken motor değildir. Tekerleği yerin uyguladığı sürtünme kuvveti döndürecektir. Tekerlek öne doğru dönerek ilerlediğine göre tekerleği etki eden sürtünme kuvveti geriye doğru olacaktır sevgili öğrenciler. Bu yüzden frene basmasak da araba yavaşlayacaktır. Dolayısıyla kayarken dururken de geriye yönlü bir sürtünme kuvveti olacaktır. O da A şıkkında görülmektedir sevgili öğrenciler. Üçüncü soru, şekildeki sistemde makaranın kütlesi önemsiz olup sürtünme sadece X cismi ile eğik düzlem arasındadır. Kütlesi önemsizlikteki gerilme kuvveti 25 N olduğuna göre X cismi ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvveti kaç N olur diye sorulmakta. Hemen buraya T diye 25 N olarak yazalım sevgili öğrenciler. Sonuçta buraya da T diye yazalım. Peki sistem nereye doğru hareket etmekte sevgili öğrenciler? Hemen onu bulalım. Şimdi aşağıya doğru 12 Newton'luk bir kuvvet var. Bunu nasıl buluyoruz? Mg sin 37'den buluyoruz tabii ki. M aşağıya doğru dikey olarak bir 20 Newton'luk kütlenin kuvveti var. Sonuç olarak burası 20 olduğu için sinüs 37'de 0.6'dan aşağıya doğru bileşeni 12 N olarak bulduk. Şimdi sistem ne tarafa doğru hareket edecektir sevgili öğrenciler? Aşağıya doğru bir 50 N'luk bir kuvvet olduğu için sistem bu şekilde hareket edecektir. Soldaki Y cismi üzerindeki kuvvetleri yazdığımızda aşağıya doğru 50 N, yukarı doğru bir 25 N. Sonuç olarak net kuvvet nedir? 25'tir. 25 eşittir
Bunun kütlesi yani my 5 çarpı a'dan a eşittir sistem 5 metre bölü saniye kare ivme ile hareket edecektir. Şimdi x cismi için yazalım. X cismi için 25 Newton'luk kuvvet yukarı doğru çekecektir. Dolayısıyla 25 eksi aşağıya doğru 12, bir de sürtünme kuvveti var kendisi, onu da yazalım. X cisminin kütlesi 2 çarpı sistemin ivmesi 5'ten. Sonuç olarak 25 eksi 12 eksi F sürtünme eşittir 10 çıkacak. Burası 13 çıktı. Eksi F sürtünme eşittir 10'dan. Karşı tarafı aldığımızda F sürtünme eşittir 3 Newton olarak çıkmakta sevgili öğrenciler. Cevabımız B seçeneği. Gördüğünüz soru esneklik kaç sayılar sayısıyla K ve 2 K olan M ve N yayları normal boyları değiştirmeden P cismine ve AB çivilerine şekildeki gibi bağlanmıştır. P cismi sürtünme sisteminde ok yönünde X kadar kaydırılıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, sağa doğru kaydırıldığında N yayı sıkışacak, M yayı ise gerilecektir. Peki aynı kuvvetler midir? Hemen onu hesaplayalım. İlk önce FM yayı için yaptığımızda sevgili öğrenciler, FM yayında nedir? K çarpı X kadarlık bir kuvvet uygulanmış olacaktır. Peki FN yayını bulalım. O ne kadarlık bir sıkışmaya maruz kalacaktır? O da X kadar sıkışmaya maruz kalacaktır. Peki ondaki yay sabiti de 2K'dır. Dolayısıyla FN, FM'nin tam 2 katına eşittir. Yani sonuçta kuvvetlerin büyüklükleri eşit değildir. Eksi koyuyorum. M ve N yaylarına depolanan esneklik potansiyel enerjileri eşit midir? Bir tanesi X kadar gerilirken ötekisi de X kadar sıkışması, sonuçta esneklik potansiyel formülü de genel formülde 1 bölü 2 KX kare olduğunu unutmayalım. K yerine bunu diyelim ki M için yazıyorsak, N için yazarken sevgili öğrenciler yine 1 bölü 2 ama bu sefer 2K yazacağız. Sıkışma miktarı da X olduğu için X kare. Sonuçta EP'si de farklı olacak sevgili öğrenciler. Eşit olmayacak. 2 de yanlış. Cisim kaydırırken yapılan iş yaylarda depolanan esneklik potansiyellerin toplamına eşit midir? Evet. N yayı sıkışmıştır. Bir potansiyel birikmesi söz konusudur. Aynı zamanda M yayı da gerilmiştir. Sonuçta orada da bir gene potansiyel birikmesi söz konusudur. Yani enerjilerin toplamına yapılan iş eşittir. Kesinlikle doğrudur. 3'tür. Yani yalnız 3. Cevabımız D seçeneği. Bir cisim düşey düzlemde 8 saniye periyotta düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Değiştir 0 anda P noktasından geçtikten 5 saniye sonra ipten kurtuluyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, böyle bir hareket yaptığını düşünelim. Her 90 dereceyi sonuç olarak 2 saniyede aldığına göre burada 2 saniye geçti, 4 saniye geçti ve bu noktada 6. saniyede burada. Dolayısıyla 5. saniyede tam 45 derecelik bir açı çizmiş durumda. Yani cismimizin buradaki hızı sevgili öğrenciler şöyle V diye belirttiğimizde 5. saniyede bu noktada bulunmakta. Peki eğik atış hareketi mi yapacaktır? Bu noktadan itibaren şöyle düşündüğümüzde yatayda bir hareketi açısı oluştuğu için belirli bir açı, sonuçta buna bir eğik atış hareketi diyebiliriz. Peki ipten kurtulduğu anda yatay ve düşey bileşenleri birbirine eşit midir? Şimdi burasını şöyle yaptığımız zaman sevgili öğrenciler 90 derece olduğunu biliyoruz. Çembersel yörünge esnasında hız vektörü daima yarıçap vektörüne diktir. Sonuçta burası da 45 derece ise sevgili öğrenciler, burada bir çünkü ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla buradaki açı da 45 derecedir. Yani sonuç olarak hem dikeyle hem de yatayla hız vektörümüz 45 derecelik bir açı yapmaktadır. Dolayısıyla yatay ve düşey bileşenlerin büyüklükleri birbirine kesinlikle eşittir sevgili öğrenciler. Peki 6 saniye sonra? 6 saniye sonra dikey de olduğu için, sadece bir dikey bileşeni olduğu için hızımızın, dolayısıyla yatay atış hareketi yapmayacak, yukarı doğru düşey atış hareketi yapacaktı sevgili öğrenciler. Sadece 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız C seçeneğidir. 6. soru şekildeki doğrultuda. Basit harmonik hareketi yapan bir cismin 40 cm aralıklı KL noktalarındaki ivmeleri 3 metre bölü saniye kare.
ve 2 metre bölü saniye karedir. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir diye sorulmakta sevgili öğrenciler. İvmemizin yönlerine dikkat edelim sevgili öğrenciler. Basit harmonik harekette ivmelerimizin yönü daima denge noktasına doğruydu. Dolayısıyla ikisi de sağ tarafa göre olduğuna göre demek ki bizim denge noktamız ikisinin de sağ tarafında olmak durumunda. Şimdi L noktasından denge noktasına burayı O noktası olarak denge noktası olarak belirlersek ve buraya X dersek sonuçta bu noktaya göre işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Dolayısıyla K'dan O'ya giden cismin ivmesini yazarken A eşittir omega kare çarpı X diyeceğiz sevgili öğrenciler. Şimdi o halde genel formülümüz tabii ki herhangi bir anda denge konumundan olan uzaklığa göre bu formülle yani A eşittir omega kare X de buluyoruz. Şimdi yapmaya başlayalım. 3 eşittir omega kare 40 santimetreyi tabii ki metreye çevirmek durumundayız. 0 onda 4 artı X diyeceğim. Aynı şekilde 2'yi de düşündüğümde yine omega kare ama bu sefer denge konumuna olan uzaklık X sevgili öğrenciler. Sonuçta oranlıyorum. Omega kareler birbirini götürdü. Buradan uzatmak istemiyorum. X eşittir 0 onda 8 çıktı. X 0 onda 8 ise tekrar yazalım. A eşittir omega kare x'ti. Hemen tekrar herhangi bir tanesi için yazalım. Mesela 2 için yazdığımızda sevgili öğrenciler omega yerine 2 pi bölü t yazıyoruz tabii ki. Bunun karesini almışız. X yerine de ne yazalım? 0 onda 8 yazalım. Buradan 2 çarpı 2 pi'nin karesini 10 olarak alabiliriz. Yani 2 çarpı pi kare yerine sonuç olarak düzeltiyorum. 2 pi'nin karesi 4 pi karedir. Pi kare yerine de 10 yazdım. Bölü t yazıyorum. 0.8'i de 8 bölü 10 yazdım. Tabii burası da t kare oldu. Onlar birbirini götürdü. Sonuç olarak t kareyi yalnız bıraktığım zaman sevgili öğrenciler 32 bölü 2'den t kare eşittir 16 t eşittir 4 saniye çıkmış durumda cevabımız D seçeneğidir. Çok güzel bir soru sevgili öğrenciler. 7. soru çömlek yapım ustası kurduğu düzenin alt kısmına büyük çaplı ve kalın bir disk yerleştirmiştir. Usta ayaklarıyla bu diske kuvvet uygulayarak birim zamandaki tur sayısını arttırmaktadır. Diskin dönme hızı artarken yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler dışarıdan bir tork uygulamaktayız. Sonuçta diskin dönme hızını da arttırıyoruz. Yani sonuç olarak açısal momentumu değişmez diyor. Kesinlikle sevgili öğrenciler açısal momentum değişecektir. Ona bir eksi koyuyoruz. Hemen onu aynı zamanda belirtelim. I eşittir yani L eşittir I çarpı omega. Sonuç olarak dönme hızı artarken sevgili öğrenciler açısal büyüklükte açısal hızda sonuçta açısal momentum da değişecektir. Dönme kinetik enerjisi artar mı? Omega değişirse tabii ki sevgili öğrenciler. Dönme kinetik enerjisini hatırlayalım. 1 bölü 2 I omega kareydi. Sonuçta omega kare artacağı için EK da değişecektir. Doğrudur. Eylemsizlik momenti sabit bir büyüklüktür. Yani diskin yapısında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacağı için sonuçta bu eylem eylemsizlik momenti de değişmeyecektir. Sonuçta 2 ve 3 doğrudur. Yani yanıtımız E seçeneği diyorum. Dış tork uygulamışız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneğidir. 8. soru şekildeki tek yer kırılım deneyinde dalga boyları lambda ve 4 lambda olan ışık şiddetleri eşit X ve Y kaynakları kullanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Merkezi aydınlık 1'de merkezi aydınlık saçak X ve Y ışınlarının karışımı rengindedir. Sonuçta iki farklı dalga boylu ışık vardır sevgili öğrenciler. Karışımı oluşacaktır tabii ki merkezi aydınlık saçakta. Çünkü farklı farklı renkte ışıklar söz konusudur. Bu doğrudur sevgili öğrenciler. Perde üzerindeki birim uzunlukta X kaynağından çıkan ışınların oluşturduğu aydınlık saçak sayısı Y kaynağından çıkan ışınların oluşturduğu saçak sayısından fazladır. Hemen saçak kalınlığını yazalım, hatırlayalım. Neydi? Lale bölü danaydı ve bunu da tabii ki tek yarıkta olduğu için de omega n olarak hatırlayalım. Sonuç olarak lambdası büyük olanın
Sonuçta buraya biz x için lambda yazıyoruz. Y için de 4 lambda yazacağız. X için lambda yazdığımız zaman kalınlığımız, yani dx, delta x, delta y'den daha küçük olacak sevgili öğrenciler. Yani sonuç olarak şöyle yazabilirim. Delta x küçüktür delta x y'den oluşacak sevgili öğrenciler. Dolayısıyla daha küçük bir saçak olduğu için sonuçta sayısı da daha fazla olacaktır. Yani nx büyüktür ny olacaktır. Bu da doğrudur. Perde üzerinde bir noktanın yol farkı 4 lambda ise, eğer delta s eşittir n lambda katıysa, sonuçta karanlık lambda, yani karanlık saçak oluşacaktır. Karanlık şartı budur. Karanlık saçak, yani tam katıdır. Hem her ikisinin de n lambda, yani 4 lambda, hem lambdanın hem de 4 lambdanın tam katı olduğu için sonuçta karanlık saçak oluşacaktır. Yani 3 numaralı yargı da doğrudur sevgili öğrenciler. Yanıtımız E seçeneğidir. Manyetik alanın sarfı düzlemine dik ve dışarıya doğru olduğu düzlemde manyetik alan içinde V suretiyle atılan KLM cisimle şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre hangi cisimler eksi yüklüdür? Sevgili öğrenciler, kuvveti şöyle yazalım. Q çarpı V çarpı B vektörel çarpımdır. Sonuçta V'den B'ye doğru avuç içimizi kapattığımızda sevgili öğrenciler, yukarı doğru olan, yani sarfı düzleminin dışına doğru olan da aşağı yönlü olması gerekirken kuvvetin yukarı yönlü olması K'nın eksi olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde L'yi de V'den B'ye doğru avuç içimizi kapattığımızda sevgili öğrenciler, sağa doğru olması gerekirken sola doğru olduğu için buna eksi demek durumundayız. M için yaptığımızda avuç içimizi V'den, yani hız vektöründen B'ye doğru kapattığımızda yukarı doğru olması gerektiğinden, sonuçta V olduğundan, o halde bir değişiklik meydana getirmediğinden buna da artı diyebiliriz. Dolayısıyla yukarı, yani K'da yukarıya, L'de de sağa doğru olması gerekirken sevgili öğrenciler ters olduklarından her ikisine de hem K'yı hem de L'yi eksi diyebiliriz. Yani yanıtımız D seçeneğidir. 10. soru, şarj aletleri alternatif akımı doğru akımı çevirme ile birlikte 224-220 volt gerilimi 6 volt değerine düşür. Şarj aletleri ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, şarj aletleri alternatif akımı ilk önce voltaj değeri, yani gerilim değeri 6 volta düşürür. Yani ilk önce yine alternatif olarak gerilimi düşürdükten sonra bunu doğru akıma çevirecektir. Yani önce gerilim düşürülüp sonra da doğru akıma çevrilir bilgisi doğru bir bilgidir. İkinci yargıda önce akımı doğrultup sonra 6 volta düşürmesi, bu tehlikelidir. Sisteme zarar verebilir. Yani önce akımı doğrultup sonra 6 volta düşürür bilgisi yanlış bir bilgidir sevgili öğrenciler. Yani kesinlikle ilk başta alternatifin değerini 6 volta düşürdükten sonraki işlem doğru akıma çevirmektir. Şarj aletleri içinde bir nevi transformatör barındır. Evet, zaten gerilim değerini düşüren bir içinde sarım vardır. Sonuç olarak bir nevi transformatör barındırdığı bilgisi de doğru bir bilgidir. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. Yükler ilmeğin hareket yaptığı zaman elektromanyetik ışınma yaparlar. Bir yük hızlandırıcı ve yavaşlatıcı devralar kullanarak hareket eder. Zaman grafiği şekildeki gibi. Buna göre yük hangi bölgelerde elektromanyetik ışınma yapar? Sevgili öğrenciler, mekanikten ve dinamikten de bildiğimiz gibi hızın değişmediği noktada sonuçta bu nokta L bölgesinde A eşittir, rahatlıkla 0 diyebiliriz. Yani ivme değeri yoktur çünkü sabittir. Dolayısıyla K'da ve M'de bir hız değişimi söz konusudur. Hız değişimi varsa sonuçta elektromanyetik ışıma yapacaktır. Yani ivmeli hareketi soruyor. Sonuçta hızın değişmesi hem M'de hem de K bölgesinde düzgün doğrusal olmasa bile K bölgesinde sonuçta bir parabolik olarak hız değişmesi söz konusudur. Burada da elektromanyetik ışımadan söz edebiliriz. Dolayısıyla sadece L'de edemeyiz. Yani cevabımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Yukarıdaki kavramların ilgili bilim insanları olan eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir. Belirsizlik ilkesi Heisenberg prensibiyle açıklanmaktadır sevgili öğrenciler. Konumdaki değişiklikle ve aynı zamanda momentumdaki değişiklikle ilgili bir belirsizliktir. İlke onunla ilişkilidir. Fotoelektrik denklemle de Einstein'la ilgilidir. Fotoelektrik denklemin sonuçta açıklanmasını Einstein yapmıştır ve bununla ilgili de Nobel ödülü almıştır. Elektromanyetik teori de Maxwell denklemleridir. Yani Maxwell ile ilişkilendireceğiz. Sonuç olarak C seçeneği doğru cevaptır. 13. soru yukarıda verilen radyoaktif tepkimede X ile gösterilen ışıma aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, bir kere atom numarası 1 artmış. Bu yandaki görselde görüldüğüne göre beta bozonumudur. Yani nötron 1 adet protona dönüşmüştür. Sonuç olarak bir tane elektron ne yapmıştır? Kaybederek sevgili öğrenciler bir protona dönüşmüştür. Yani o halde buna cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Görselde sezyum baryuma dönüşmüş sevgili öğrenciler. Buradaki nötronun protona dönüşümü görülmekte. O halde tabii ki nedir? Atom numarası 1 artmıştır. Yani sorumuzda karbon neye dönüşmüştür? Azota dönüşmüştür. 6 iken 7 olmuştur sevgili öğrenciler. Sonuçta nedir? Proton sayısı sonuçta artmıştır. Nötron sayısı ise sonuç olarak azalacaktır sevgili öğrenciler. C şıkkıdır. Son sorumuz sevgili öğrenciler. Bir fotoelektrik olayda kopan elektronların maksimum kendilerinin gelen ışığın frekansına göre değişim grafiği şekildeki gibi. Fotosele 3F frekansı ışık düşürdüğünde gelen elektronların maksimum kinetik enerjileri E oluyor. Buna göre 5F frekansı ışık düşürülürse sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç E olur diyorlar. Şimdi sevgili öğrenciler, frekans 2F'yi geçtikten sonra kinetik enerji kazanmaya başlamış. Dolayısıyla bağlanma enerjisini 2F olarak buraya E bağlanma diye yazabiliriz. Peki genel formülümüzü yazalım sevgili öğrenciler. E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik enerjiydi değil mi? Sonuçta ne kadarlık bir frekans göndermişiz? 3F'lik bir frekans göndermişiz. 2F'lik bir neyimiz var? Bir frekans değerimiz var. Ve E kinetik enerjisi kazanmış. Peki biz 5F'de göndersek sonuçta yine 2F'lik bir neyimiz olacak sevgili öğrenciler? Sonuç olarak yine bağlanma enerjimiz 2F olacak. Peki bunun kine E üstü diyeceğiz. Yani o halde 2E nedir? Yani sonuç olarak E'yi yazalım sevgili öğrenciler. Buradan E'yi yalnız bıraktığımızda demek ki E eşittir F kadarlık bir değere sahip olacak. Yani F frekansı farkı sonuçta E kinetik enerjisi oluşturmuş durumda. Peki 3F sevgili öğrenciler ne oluşturur? Dolayısıyla 3F'de 3E'lik bir enerji oluşturacaktır. Yani kinetik enerji değeri 3E olacaktır 5F gönderdiğinde. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Tabii ki Planck sabitinde unutmamamız lazım. Genel formülümüz neydi? E çarpı F eşittir. E çarpı F 0 bu bağlanma enerjisini göstermektedir. Artı kinetik enerji yani kopan elektronların kinetik enerjisi. Kolaylık olması adına buradaki H'leri yazmadık. E üssü eşittir 3E oldu. Yanıtımız C seçeneği. Bir başka testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.